Konuşabilir miyiz? Müsait değilim Senem. Zaten kafamızda bir sürü dert var. Sonra konuşalım. Ben bu numaraları yutmam. Ne yaptığınızın farkındayım. Neyin farkındasın Senem? Ha? Ne hayaller görüyorsun yine? Siz de bu oyunun içindesiniz. Siz, Aylin Hanım, Bay Fabrican'a çok pis bir oyun oynuyorsunuz. Ben her defasında daha kötüsünü yapmaz diyorum ama yapıyorsunuz. Farkındaysan senin aptalca yaptığın bir anlaşma yüzünden bu haldeyiz. Evet biliyorum ben de hatalıyım. Ama siz, o sizin kardeşiniz. O size inanıyor, inanmak istiyor. Siz nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Peki, bütün bunlar bir oyun diyelim. Ben de bu oyunun içindeyim. O zaman seninle bir anlaşma yapalım mı? Ben aileni getirdiğim gibi geri göndereyim. Sen de bu şirketi hemen terk et. Nasıl? Neden? Madem cana bu kadar önem veriyorsun, şirketten de, hayatından da çık. Ben de aileni geri göndereyim. Hisseleri de geri vereyim. Ne dersin? Teklifimi kabul ediyor musun? Can burada mıydın? Sana çok önemli bir şey sormam lazım da. Çok mu acil? Çok acil. Anladım ben onu zaten tipinden. Çok acil oldu. Geliyorum. Geldim hatta. Can, matbaa onay bekliyordu. Bir bakar mısın sen de? Onaylıyorsan devam edelim. Ver bakayım, ver. Şuna bir bakmam lazım bir saniye. Evet Senem, ne diyorsun? Teklifimi kabul ediyor musun? Siz şu anda resmen bana şantaj yapıyorsunuz. Şantaj değil. Sadece basit bir anlaşma. Sen kimseye söylemeden bu şirketten gidersen ben de Ali'ni göndereceğim. Hisseleri de abime geri vereceğim. Ne diyorsun? Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum. Ajansta kalacağım Can'ın yanında. Gitmiyorsun yani. Güzel. Seni denemiş ve anlamış oldum. Neyi anlamış oldunuz pardon? Abime olan aşkının ne kadar sahte olduğunu. Siz ne diyorsunuz ya? Abimin yanındasın, destekçisisin. Ama abimin mutluluğuna karşılık fedakarlık yap dediğimde kabul etmedin. Ben onu gerçekten sevdiğim için kabul etmedim. Senem, bunlara inan, bekleme. Siz neler söylediğinizin farkında mısınız? Her şey ortada. Abimin, şirketin bu duruma gelmesinin sadece sebebi sensin. Tamam tamam süper. Bence her şey okey. Tamam. Ben kokumu vermeye hazırdım. Ama vermedin. Sen kendi doğrularına o kadar inanıyorsun ki başkalarının çabalarını görmüyorsun bile. Senem, ben abimin bu savaşta yanındayım. Aileni de göndereceğim. O hisseleri de ona geri verdireceğim. İster inan, ister inan. Abi, ne yaptın? Konuşabildin mi Enzo abiyle? Yok, maalesef İtalya'ya kaçmış. Sekreteri İlemi'ne de bilgi vermiyor. Merak etme abi. Ben senin yanındayım. Hallederim. Ya neyini halledeceksin? Adam ortalıkta yok. Tamam, gerekirse İtalya'ya giderim. Sen sadece aldığımız kampanyayı düşün. Gerisi bende. Ne konuşuyordunuz? Ben Emre Bey'le... Hayır, sen kendini ne zannediyorsun acaba? Aylin Hanım. Bak şimdi ben sana bir şey söylediğimde yapacaksın. Anlaşıldı mı? Aylin Hanım, benim patronum Emre Bey ve Can Bey. Yalnızca onların söylediği şeyleri yapmaktan sorumluyum. Aylin, ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen?
Emre'cim, çalışanlarını üstleriyle nasıl konuşmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyorum ama başarılı olamıyorum bir türlü. Nasıl konuşmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar, merak etme. Hadi çık git buradan. Beni kovamazsın. Yasa olarak kovamam. Ama başka bir çözüm bulabilirim. Aylin, istenmiyorsun burada artık. Daha fazla zorlama. Çık git. İyi de Emre'cim, ben o eski Aylin değilim ki. Yani casusluklar, yalanlar hepsi geride kaldı. Ben şu anda Enzo Fabri'nin yasal temsilcisi olarak buradayım. Yani bu ajansın başarısı Enzo Fabri'nin dolayısıyla benim başarım demek oluyor. Tamam. Bitti mi? Bitti. Git temsilciliğini uzaktan yap. İmzaya ihtiyaçları olursa söylerler sana. Hadi yürü. Ben kendim giderim Emre'cim, teşekkürler. Ama çok pişman olacaksınız. İyi misin? İyiyim Emre Bey, sağ olun. Kahve içelim mi, ister misin? Olur. Bütün bunlar senin sayende oldu. Ben aslında... Yani ben dinlemeyi, affetmeyi hepsini senden öğrendim. Gerçekten Emre'ye bir şans vermem konusunda beni cesaretlendirmeseydin... ...bütün bunlar yaşanmayacaktı. Can. Zannem. Çok teşekkür ederim gerçekten. Merhaba. Hoş geldiniz. Selam. Ne haber? Sağ olun. Geçelim mi odaya? Olur. Tamam. Sizi hiç çekemeyeceğim şu anda. Kim bilir yine nerelerdesin? Buralardayım. Onu demiyorum ya, fotoğrafta kim bilir yine nerelerdesin. Çok güzel çıkmışsın ama. Vallahi ben de bayıldım. Neresi burası? Bir orman sanırım. Mecidiyeköy metrobüs durağı canım. Efendim? Aa, şey diyecektim. Ben onu alayım. Tozlanmış çünkü. Manikürünüze şey olmasın hiç. Peru. Yağmur ormanları. Ha, şu beni ekip gittiğin tur hani yani. Biraz öyle. Fotoğraftan keyfinin yerinde olduğu belli oluyor. Çok, çok. Hem de nasıl? Bir kabileyle birlikteydim ben orada 2 ay. Öyle mi? Yok artık. Ajuva kabilesi ormandaki altın madenlerine karşı direniyorlardı. Ben de yerlilere küçük dijital fotoğraf makineleri dağıtmıştım. Tabii hayatlarında ilk defa görüyorlar. Öğrettim hepsine fotoğraf çekmeyi. Ya ormanı fotoğraflasınlar diye. Kabile şefi de beni çekmiş. Unutulmaz zamanlardı benim için. İnanılmaz bir hikayesi varmış. Belki bir gün beraber de gideriz. Ah, ne toz ne toz. Aman aklına girmeyin. Zor zapt ediyoruz zaten. Merhaba, hoş geldiniz. Emre Divitmen. Çok memnun oldum. Ben de Gamze'ye memnun oldum. Hoş geldiniz. Kardeşim Emre, kendisi ajansımızın finansını yönetiyor. İzindeydi bir süre ama döndü nihayet. Evet, finans biraz yorucu. Yani buranın nasıl zevkini çıkaran sadece abi. Biz kampanyada epey bir ilerledik değil mi? Bitti sayılır sanırım. Kesinlikle. Güzel. Aslında şöyle, benim lansmanla ilgili en önemli beklentim kusursuz ve eşsiz bir parti olması. Hiç şüpheniz olmasın. Bu arada Gold Sky Medya'nın CEO'su da orada olacak. Haberin olsun Can. New York'tan. Max McKinnon. Aynen öyle. Hadi be. O benim idolümdür ya. Ben büyük fanıyım onun ya. Yani çok da başarılı bir fotoğrafçıdır aynı zamanda, biliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Babamın çok yakın arkadaşı. İstersen seni tanıştırabilirim. Eminim arkadaş olursunuz. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Gayet ciddiyim. Ama partide yanımdan ayrılma. Kaçırmayalım adamı. Kaç yaşında adam? Müzik açsın. Görsellere bakalım mı? İnceleyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Olur. Benim de işim var zaten. Tekrar memnun oldum. Görüşürüz. Memnun oldum. Kolay gelsin. Evet. Şuradan başlıyor. Bana varsa şuraya geçebilir miyim? Evet hanımefendi, Deren Hanım'dan aldık numaranızı. Ajansa kaydolmak için. Evet, Osman Işık ve arkadaşı Muzaffer. Ve arkadaşı Muzaffer mi? Ne diyeyim oğlum, arkadaş değil miyiz biz? Küslükte benim mi haberim yok? Ya iyi de sen ajansı benim için aramadın mı? Tamam da ajansı aradım, boşa mı gitsin? Oyunculuk benim için de cazip bir meslek haline geldi. Baktım vallahi ben de yaparım, pırıl pırıl bir ortam. Dur bir dakika, bir konuşayım. Alo, evet arkadaşı... Ha,
arkadaşı Muzaffer'de kalmıştık. Evet efendim. Muzaffer. Muz'la başlıyor. Af. Aferin hanımefendi. Gerçekten çok sağ olun. Oyunculuk tecrübesi mi? Benimki mi? Osman'ın oyunculuk tecrübe. Muzo, versene sen şu telefonu. Bir dakika oğlum, ne yapıyorsun? Seninle ilgili bir soru soruyorlar şu anda. Bir saniye. Evet, evet. Osman Bey'in oyunculuk tecrübesi olmaz mı? Hanımefendi, siz nasıl bilmezsiniz? Sektörde eskidir. İki farklı yerde meşrubat işte. Evet. Ben zaten çocukluktan beri tecrübe sahibiyim. Oyunbaz, düzenbaz, madrabaz bir insanım. Sağlam bir karakterim olmadığı için her türlü karakterin içine girip onun da akışkan şeklini alabiliyorum. Su gibi bir oyunculuğum var. Yemin ediyorum Osman'ı bile ben canlandırabilirim. Sen versin şu telefonu. Muzo, ver, Muzo versin şu telefonu. Evet efendim, yanlış duymadınız. Osman'ı... Bir saniye oğlum. Osman'ı bile oynayabilirim. Evet, uzun zamandır sektörden uzak kaldık efendim. Yüzüm eskimesin diye yüzümü hiç kullanmadım. Bugüne nasipmiş diyelim, ne diyelim. Muzo, ana konuya gel, ana konuya gel. Bir sor bakalım ne istiyorlarmış. Oğlum, kadınla gülüşmeli, yılışmalı muhabbet yapıyorum şu anda. Sempatik sohbet nereye gidecek? Ana konuya gidecek, bekle. Pardon, kesildi. Evet efendim. Ne lazımdı tam olarak? Bir boy, bir portre fotoğraf. Tamam, portre kendimizin. Boy, sevdiğimiz bir artistin boy fotoğraf. O da kendimizin. Tamam, bir boy, bir portre fotoğraf. Portre değil, portre. Vallahi senin yüzünden zeka testi isteyecekler ha. Oğlum, lafa girmesene. Diyorum ki, acaba biz Osman'la diyorum beraber fotoğraf çektirebilir miyiz diyorum. Çünkü kendisi yakışıklı. Ben biraz yakışıksız bir çocuğum. Acaba biri yakışıklı, öbürü sempatik olarak kullanabilir miyiz? Halit Akçatepe ile Tarık Akan vardı. Hatırlar mısın? Lorel'le Haydi gibi. Haydi buyur. Hı? Herkes tek başına. Gücü yeten yetene mi? Böyle acımasız da bir sektör. Şu anda idrak ettim. Tamam efendim. Saygılar, sevgiler. Hayırlı günler olsun. Baş üstüne. Oh. Yemin ediyorum şöhret basamaklarını gıdım gıdım tırmanıyoruz şu anda. İş fotoğraf çekip internete yaymaya kaldı. Geç. Önce seni çekelim. Gül oğlum biraz, gülüşünü göreyim. Dişler görüksün Gül. Oğlum arkanda günlük taze etler yazıyor. Bu fotoğrafın hiçbir gideri yok. Herkes kendisininkini çeksin, sonra internete yayalım. Muza, ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum oğlum? Kendimin değişik fotoğraflarını çekiyorum. Portreyi çekiyorum, boyu çekemiyorum. Demek ki selfie boyluyum. Osman'cığım, fotoğraf çek. Bak, oyunculuk kariyerimi yavaşlatıyorsun şu anda. Can, fotoğrafların hamalleri bile müthiş. Çalışılmış hallerini tahmin bile edemiyorum. Kesinlikle. Biraz abartıyor olabilir misiniz? Mütevazı olma. Müthişsin sen. Ben şeyi alayım şuradan. Şeyi, kızım bak. Pardon. Lütfen, lütfen devam edin. Bu arada Ceyda'nın sana bir haberi daha var. Ne de haberler. Çok yoğun bir gün bugün. Öyle mi? Nedir? Evet. Bu Yeniden Spor Dergisi'nin koordinatörü benim arkadaşım. Biz küçük bir reklam verdik onlara geçen ay. Bir de bir röportaj yaptık. Seninle de röportaj yapmak istiyorlar. Hem sportmen hem entelektüel Can Divit'le. Olur, neden olmasın? İyi, güzel. Bir de röportajı spor salonunda yapmak istiyorlar. Senin düzenli gittiğin bir salon var mı? İstersen orada yaparız, hem rahat edersin. Var, var. Open spor salonu var, biliyorsundur herhalde. Oraya gidiyorum ben arada bir. Orada yapabiliriz röportajı, müsait orası. Sana bitti sanki ha? Zımba basmıyor artık. Evet. Şey, Can ya. Hayır. Ben de aslında kendime yeni bir spor salonu arıyordum. Oraya gelsen mi? Gel, gel, seversin, memnun kalırsın. Ya hem tek başına spor yapmak çok sıkıcı. Beraber eğleniriz, sen beni çalıştırırsın. Tabii, olur, olabilir. Biz de artık gidelim o zaman. Hem daha yapılacak bayağı bir işimiz var. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Can'cığım. Ben haber veririm sana. Bay tatlım. Bay. Ceyda, arkadaşla da çok samimisiniz herhalde böyle aynı spor salonuna falan gitmeler. Yani herkes gidebiliyorsa ben de eşe dosta söyleyeyim. O spor salonunu kullansınlar. Ve
verimli bir toplantı oldu bence. Şu Sanem denen kız her taşın altından çıkmasa daha da verimli olacaktı. Aynen. Akşama ne yapıyorsun? Hiç. Yani bir programım yok. Yemeğe çıkalım mı? Olur. Ha, tamam. Mesaiden sonra çıkarız o zaman birlikte. Tamam. Aldın mı? Kız, ben beni yemeğe davet ettim. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi olmadı mı şu? Ne zamandır aklımdaydı? Yani. Vallahi harika oldu. Ama Sanem pek eğlenmiyor gibi. Sanem? Yo, eğlenmiyor değilim. Sadece kafam biraz işle meşgul sanırım. Ne işi şu an? İşi gücü bırak. Mesai bitti, iş de bitti. İşi düşünme. Aklın işte olmasın. Abi gerçekten Sanem kadar sahiplenmiyoruz şirkete. İnanılmaz bir iş arkadaş. Evet, Sanem'in öyle bir tavrı var. Bence öyle yapma. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bizim her şeyden önce normal arkadaş olmayı başarmamız lazım diye düşünüyorum ben. İş arkadaşından ziyade. Normal arkadaş mı? Normal. Yani dümdüz arkadaş. Böyle işte havadan sudan konuşan, saçma sapan şeylere gülen normal arkadaş yani. Ama öncesinde ben bir şey söylemek istiyorum. Sanem. Yani ben biraz kötü günlerden geçtim. Seni kırdım. İstemediğim durumlara soktum seni. Bunun için senden özür dilemek istiyorum. Hatta kabul edersen özür dilerim. Teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Asıl sen beni utandırdın. Yani utanmam gerektiğini hatırlattın bana. Teşekkür ederim. Umarım affettin beni. Ya bence affedilmişsindir artık. O kadar da değil. Ben esprili hareketli. Çok sevdim yani. Bir şey diyeceğim. Buranın efsane bir tatlısı var. Olay. Bence hemen çok acil sipariş vermemiz lazım onu. Olur, söyleyelim de. Ya bu arada iş konuşmayalım dedik ama ben Avni Bey'e ulaştım. Yani gerçekten İtalya'daymış. Emin miyiz? Evet. Ama merak etme, o iş bende. Düğümü ben attım. Ben çözeceğim. Hadi bakalım, iddialı konuşuyorsun. Güveniyorum sana. Sizin bir tatlınız var ya, çok acayip bir şey o. Leyla, kızım öbür kanala geçsin, bir maç başladı. Tamam baba. Çok önemli ha. Şampiyonluğa giden en önemli maç bu. Aslanlarıma bak be, ey benim koçuma bak be. Sağ ol anneciğim. Babaannem dizisi daha bitmemiş, öyle diyor. Ama kızım ben kaç haftadır bunu bekliyorum. Sen değiştir. Değiştir. Çok önemli maç bu. Bunu alırsak kızın şampiyonuz. Babaannem baskı yapıyor yani. Ben kaç haftadır o maçı bekliyorum kızım. Ver şu kumandayı. Ver. Ya ne yapıyorsun? İleğim kırılacak. Bir dakika. Ne oluyor ya? Baba, anne, bu ne böyle çocuk gibi ya? Vallahi kreşe yazdıracağım size ha. Onun yüzünden. Aile meclisinin izni olmadığını bilseydik gelmez. Ya siz ne böyle oldunuz ya? Vallahi bak, hiç bu kadar uzun süre küs kalmamıştınız. Bu ne böyle yani? İki yetişkin insansınız. Ayıp oluyor. Barışın artık lütfen. Önce o barışsın. Ya demek öyle. Anlaşıldı, siz iyilikten anlamayacaksınız. Madem öyle. Bu belgesel izlenecek, tamam mı? Ceza size. Kumandayı da alıp gidiyorum, hadi bakalım. Çocuğum gitmeden önce hiç olmazsa söyle bakayım, Sanem nerede? Ayhan'da anne. Beni yediniz bitirdiniz, sıra Sanem'e mi geldi? Bu belgesel izlenecek ve ben döndüğümde bu belgeselle ilgili sorular soracağım ikinize de. Eğer ki o sorularıma saçma sapan cevaplar alayım, o zaman bu kumandayı unutacaksınız. Bir daha asla vermeyeceğim size.
Birazdan o Aslan o Ceylan yiyecek. Vallahi çayı olmayan yere çay demlettin ya, helal olsun sana. Hayatta affetmem, yapıştırırım. Kötü mü ettim hem ya? Gerçi bir Sanem'in çayının yerini tutmaz. Orası gerçek. O ne şimdi ya? Eyvah, işle ilgili hiç konuşmayacağız dedik. O yüzden ben az ötede bunu açayım, halledeyim. Efendim? Vallahi abimin zayıf akıllarını çok iyi biliyorsun ha. Bence ben değil. Bu konuda siz tecrübelisiniz. Kardeşiniz sonuçta. Senem, çay diyorum, çay. Çayı çok güzel demiyorsun ya, o yüzden. Yani 10 puan öndesin herkesten. Vazgeçilmezsin. Vallahi bir şirketten git diyorsunuz, bir gül veriyorsunuz. Benim kafam karıştı. Senem, her lafımın altında bir şey arama. Her şeyden şüphelenmene gerek yok ki. Ne şüphesi? Şüphe mi? Ha. Neyin şüphesi? Şüphem var senin. Yo, benim mi? Benim mi şüphem var? Evet, yanlış mı duydum? Şüphem mi var dedi, şüphe dedi, şüpheyle ilgili bir şeyler söyledi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Şüphem mi var dedi. Evet dedim. Dediniz. Yani ben açıkçası yanlış mı anladım acaba diye şüphelendim şu an kendimden. Kimi? 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 Biz ne konuşuyorduk? Ben konuyu unuttum galiba. Ama neyse ne ya, zaten çok uzun ve yorucu bir gündü. Bir kalkalım, ben hesabı hallettim. Abim tamamen inandı. Ajanstakilerde. Şu birkaç günü daha sakin geçirmemiz lazım Aylin. Abim bana güveni pekisin. Ha bu arada bu kompasın sahibi Ceyda. Abime karşı bayağı ilgili. Evet evet. Yani ben de öyle düşündüm. Eğer aralarını bozmayı başarırsak kısa sürede Selen'den kurtuluruz. Abimi de ajansa bağlayan hiçbir şey kalmaz. Kapatıyorum ben şimdi. Sen? Şöyle yapıyorum, ya yatacağım birazdan. Akşamki yemek için sağ ol valla. Sayende Sanem'le darayı düzelttim. Rahatladım. Benim için de çok güzel bir yemek oldu. Sen benim kardeşimsin. Sanem de benim için çok değerli. Aranızın iyi olmasına çok sevindim. Sandığımdan daha çok değer veriyormuşsun Sanem'e. Leyla seni nasıl değiştirdiyse ben de Sanem sayesinde yeni biri oldum diyebilirim yani. Eskiden daha katı ve ketumdum biliyorsun. Yani her ne kadar çok sevsem de üzülsem de hemen kestirip atardım. Bilmez miyim? O kaza gerçekten benim dönüm noktam oldu Emre. Yani Sanem sağ olsun herkese karşı, hatta kendime karşı bile daha farklı bakmaya başladım. Hatta seninle aramızın düzelmesinde etkisi bayağı bir büyük. Öyle mi? Seni daha sakin ve toleranslı bir adam yaptı yani. Bayağı. Sanem, şimdi her şeyi detayıyla anlat en baştan, tamam mı? Her şeyi Can Bey mi organize etmiş yani? Evet. Yemeğe çıkalım deyince ben baş başa çıkacağız diye havalara uçtum. Dedim ki arkadaşlıktan sevgiliye mertebe atlıyorum. Emre Bey de çağırmış. Emre Bey'le barışmanızı istiyor demek ki. Şimdi onların arası iyi oldu ya. Herkesin Emre Bey'le arası iyi olsun istiyor. Ne güzel işte. Nasıl geçti peki? Emre Bey benden özür diledi. Gerçekten mi? Bak Sanem, ben sana söylüyorum ablacığım, Emre Bey çok değişti. Vallahi bak, zaten sen bugün kendi gözlerini görmedin mi ya? Aylin nasıl kovdu ajanstan? Ya evet de, bir öyle davranıyor, bir böyle davranıyor. Benim de aklım karıştı. Yani ben yine de Emre Bey'e güvenmiyorum. Sanem, şu negatif tavırlarını bırakman lazım artık ablacığım. Bak ciddi söylüyorum bunu ya. Yarın bir gün Can Bey de gıcık olur yani böyle. Emre Bey onun kardeşi sonuçta. Eğer sen de Can Bey'i seviyorsan toleranslı davranacaksın. Çok seviyorum. Seviyorum hem de. Çok, çok seviyorum hem de mi? İşte biliyorum ben, biliyorum ya. Ayrıca yani şimdi kardeşlik zaten çok güzel bir şey. İnsan kendi canına küsebilir mi? Küsemez değil mi? Bak mesela biz de seninle arada birbirimizi uyuz ediyoruz. Genellikle sen beni uyuz ediyorsun. Yani sen kaynaklı oluyor bu ama neyse, önemli değil. Canın sağ olsun. Yine de birbirimizden ayrı kalamıyoruz. Ama abla ya. Ay ya kardeşim, gel buraya. Ay yavrularım benim ya. Günahlarını almışım ya kız. Asıl havadisler sende. Ya. Emre Bey'le ne oluyor mesela?
Ay vallahi bilmiyorum ben şimdi. Ablacığım benim. Şey diyorum. Aylin Hanım da gitti şimdi. E sen de başarılı bir iş kadınısın sonuçta. Böyle bir yükseliş falan gerçekleşir mi? Vallahi bilemiyorum ki Salem. Yani Emre Bey benden çok memnun. Geçen gün hatta odasına çağırdı. Dedi ki Leyla benim bugüne kadar çalıştığım ve en memnun olduğum asistanım sensin dedi. Böyle gözleri falan doldu yani. Gözlerim doldu. Abartma istiyorsan gözleri doldu falan. Tabii çok zor şeyler yaşadı o da. Emre Bey bir de duygusal bir adam. Çok, çok duygusal bir adam. Senin gibi çalışanı nerede bulacak, değil mi? Arasa bulamaz. Yani şimdi ben de tabii kendimi övüyor gibi olmak istemiyorum ama... Estağfurullah. Benden memnun tabii. Şimdi Aylin Hanım'ın yükleri falan da benim üstüme kalacak. Onu da farkındayım ama Emre Bey o kadar anlayışlı bir patron, o kadar anlayışlı bir insan ki... inanılmaz iyi bir insan. Peki ya Can Bey? Peki ya Can Bey? O da çok kaliteli insan, çok. Presentable. Yani her şey, her şey onda. Bir patron olarak tabii ki. Evet, evet. O da seni pek seviyor gibi. Çalışanı olarak? Tabii ki bir çalışanı olarak. Ya gerçekten şükürler olsun böyle patronlarımız var değil mi abla? Evet ablacığım, ben vallahi her gün şükrediyorum biliyor musun? Allah'ım diyorum sana şükürler olsun ya Rabbim. Ne kadar kaliteli insanlarla çalışıyoruz. Şey sana da oluyor mu? Mesela ben her akşam düşünüyorum bunu. Allah Emre Bey ile Can Bey'e öyle iki tane güzel, mütevazı, yani başarılı, akıllı kadın çıkarsın, evlensinler. Hürmetlerini de görelim biz çalışanlar olarak. Sanem resmen içime okudun benim şu anda. İnanır mısın ben de hep diyorum ki Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah mutlu olsunlar diyorum. İnşallah. Ya şükürler olsun. O zaman biz... Yatalım artık. Evet artık. Hadi yatalım ablacığım biz. Gördün mü? Buzlu cam, içerisi görünmüyor ama duymaya çalıştı. Vallahi bak nasıl dinliyor ya. Tam biz yer miyiz? Aferin ablacığım sana kız. Aferin vallahi. Abi kapıya baksana. Hadi Ayhancığım. Ya abi bir kere de sen aç kapıyı ya. Ayhancığım hadi kaybedeceğin tartışmaya girmeyelim. Allah Allah ya. E tamam da geldik yani. Kıracaksın kapıyı. Kim bu ya bu saatte? Kırdın, kırdın. Hoş bulduk. Önce hoş gelmesini bileceksin Muzocuğum. Hemşire, boş konuşacak zaman değil. Osman'cığım müjdemi isterim. Vallahi çok güzel haberlerle geldim. Müjdeli bir gündeyiz. Hayırdır Muzo? Hayırdır diyeceğine televizyonu kapat oğlum. Beni bir dinle. Bana ajanstan geri dönüş olduğu mail geldi. Yarın oyunculuk seçmeleri varmış. Ona çağırdılar. Hadi gözün aydın. Kimin gözü aydın? Senin gözün aydın şapşik. Beni kim ne etsin oğlum? Benim şu sıfatıma baksana, beni kim çağırsın? Osman da Osman diye direttiler. Abi tebrik ederim. İyi de kimse bana mail falan atmadı. Sana niye gönderiyorlar? Ben ikimiz için de kendi mail adresimi verdim. Dedim bana geri dönsünler. Buna geri dönmesinler dedim. Belki Osman diye geri dönenlerse bana denk gelsin. Ama yemin ediyorum yemedi. Adamlar da tecrübeli, tahsilli adamlar. İlle de Osman olsun, ister çamurdan olsun dediler. Yuh diyorum sana Muzo. Dur, yuh deme. Daha da ötesi var. Eğer Osman ben çalışmam, yüzüm eskir falan derse... ben onun yerine gidebilir miyim? En azından bir dublörü, bir benzeri, bir giderlisi olarak... acaba ben de bu ekrana yakışabilir miyim? Hı? Hay Allah'ım. Ya Rabbim ya. Ya yuhluk değil, çüşlük bir durum bu artık yani. Benim abimi seçmişler. Sana ne oluyor acaba? Ay bir sus da tebrik edeyim abimi ya. Abi. Yemin ediyorum 10 numara bir aile fotoğrafı. Fotoğrafınızı bozmam istemem de ben de geleyim mi gençler? Ben de sarılayım mı? Yan rol gibi kana kaldım. Gel. Bir aile. Gel. Sevgi çemberi. Vallahi gel. 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 Aha, çenemi çarptım. Hayır, bu gülüş Aylin Hanım'ın gidişine mi? Şişt, ya bağırıyorsun ya, bağırma. Evet, o yüzden nasıl anladın? E dişinde Emre yazıyor da oradan anladın. Yalnız sabah annem hiçbir şey söylemedi. Demek ki dün akşam konuştuklarımızdan hiçbir şey anlamamış. Yok yok, biz süper çevirdik. Anlasaydı üstümüze atlardı zaten. Evet, yalnız o nasıl bir kapı?
dinlemek öyle sinsi sinsi ya. Evet, bir de anlaşılmadığını düşünüyor. Babam falan mutlu zaten, artık bizle ilgileniyor. Ay onların artık barışmaları lazım yani. Sanem çok uzadı bu seferki. Gerçekten çocuk gibiler ya. Barışırlar ya. Annem kıyamaz babama. Barışırlar. Hadi. Hadi mi? Geliyor musun? Tamam, geldim. Kimle konuşuyorsun ya? Hadi işe gitmiyor muyuz? Ya benim Ayhan'la ufak bir işim var, sonra geleceğim ben. Ne Ayhan'ı ya? Alo Ayhan? Yastığın içinden mi konuşuyorsun benimle, daha uyanmadın mı? Sanem ben işe gidiyorum, hiç bekleyemeyeceğim seni. Ya ağaç edeceksin beni, tamam. Ben geliyorum. Ben geliyorum, yağmur da yağıyor. Geldim. Leyla. Aa, Osman. Günaydın. Günaydın. Nereye böyle? Otobüs durağına gidiyorum. İşe gideceğim ya. Doğru. Ben de. Ya Osman, şimdi onu düşünüyordum. Ben dün akbilimi doldurmayı unutmuşum da. Başkasından rica edecektim. Sende fazla varsa bana da basar mısın? Tabii tabii ya. Tabii ki mesela. Ay harikasın ya. Çok sağ ol. Ya aslında sen benimkini al da sana lazım olur. Ay yok canım, olur mu öyle? Ben hallederim, kalsın sende. Yok yok, sen başımın çaresine bakarım, al sen. İyi peki, tamam. Sen nereye gidiyorsun böyle sabah sabah, iki dirhem bir çekirdek? Ya ben bir rol teklifi geldi de onunla görüşmeye gidiyorum. Rol teklifi? Daha dün kaydolduğun ajanstan hem de. Ya aslında ben de şaşkınım, heyecanlıyım da biraz. Bakalım, kısmet. Ay inanamıyorum ya Osman. Ya var ya, sen çok başarılı olacaksın bu sektörde, ben sana söyleyeyim. Yok ya Leyla, ne yaptın? Gerçekten ya, ben öyle düşünüyorum valla. Yarın bir gün röportaj falan alırlarsa senden böyle, o zaman mahalleyi falan da anlatırsın belki. Gerçi sen ünlü olunca bize unutursun be. Keşke, keşke unutabilsem. Emre Bey arıyor. Alo, Emre Bey günaydın. Aha, çıktım evden. Geliyorum. Bir şey mi oldu? Ya bizim evin aşağısında bir otobüs durağı var sahil kenarında. Orada bekliyorum. Evet evet, otobüse geleceğim. Aa! Öyle mi? Tabii tabii, olur, beraber gidelim. Bakayım. Aa tamam. Tamam tamam, ben geliyorum size. Bakın buradayım. Ay Osman, Emre Bey de şimdi buralardan geçiyormuş da biz zaten aynı yere gideceğiz ya işte. Ben de onunla gideceğim. Tamam. Hadi sana bol şans bugün. Ay dur, akbili unutuyordum. Ah. Emre Bey günaydın. Günaydın. Nasılsın? Bu devirde araban olacak aga. Nasıl kaptı plici ayaküstü herif, gördün mü? Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun? Sen ne biliyorsun lan? Ha? Dön! Ha? Bırak lan! Ne diyorsunuz lan siz? Oğlum çabuk. Ne yapıyorsun? Ayıp ya, dur. Ayıp oluyor, ne lan? Ayıp. Yürü lan, yürü. Sen kime mi ayıptın da kime yapıyorsun lan? Öldürürüm lan sizi. Öldürürüm oğlum sizi. Polis gelecek, yürü. Tamam, boş ver. Emre Bey çok teşekkür ederim ya. Vallahi şimdi bu trafikte o kalabalık otobüs hiç çekilmezdi. Ne demek Leyla? Denk gelirsek bir daha alırım, sorun değil. Size zahmet olmasın? Hayır canım, ne zahmeti? Yani senden daha iyi bir yol arkadaşım bulacağım. Sanem söyledi, dün yemeğe gitmişsiniz. Ha evet. Abim tatlı bir sürpriz yaptı. Yani Sanem'in geldiğini bilmiyordum. Eğer geleceğini bilseydim seni de çağırdım. Neyse, bir dahakine beraber artık. Nasıl gidiyor? Çok güzel, çok güzel. Son bir tur gözden geçiriyorum her şeyi lansmanla ilgili. Can ben çok heyecanlıyım. Yani bu lansman bizim için çok önemli bir referans bence. Ajans olarak kendimizi göstermemiz adına çok önemli bir fırsat. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Sadece Compass Sport'u değil, herkes etkilememiz gerekiyor. Her şey kusursuz olmalı.
Sen hiç merak etme, ben sunuma da çalışıyorum şimdi. Bitince beraber üzerinden geçeriz. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben sunumu Sanem'in yapmasını istiyorum. İyi misin? Ha? Sanem mi? Timingi tutturamadım herhalde bunu söylerken. Hiç beni bekleseydin görmedim. Ne demek Sanem? Sanem ne demek Sanem? Ha? Acık sinirim bozuldu şu an. Sanem o kadar kişinin karşısında konuşma mı yapacak? Ha? Bu öyle iki tane fikri ortaya atmaya benzemez ama bu tecrübe ister. Sunum bizim işimizde her şey demek Can. Rezil oluruz Can. Deren bir sakin ol, sakin ol. Sanem baştan beri projenin başındaydı. Her detayına hakim bu işin, haliyle mantık olarak sunumu da onun yapması gerekiyor. Böyle iki fikir atma değil bu konu yani. Her şeye hakim sana. Tamam, evet. Merak etme. Olumsuz hiçbir şey olmayacak. Tamam, ben Sanem'e güveniyorum. Sen güveniyorsun zaten Sanem'e. Bir tek sen güveniyorsun zaten. Tamam o zaman, ben bir tek hazırlıkları kontrol ederim. Başka da hiçbir şey yapmıyorum artık, hiçbir şey yapmıyorum. Kahvemi alıyorum, odamda kahvemi içiyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum, bitti. Bitti artık, bitti. Deme öyle, öyle deme. Deme öyle. Sana ihtiyacımız var, deme öyle. Ne yapıyorsunuz? Eyvah, eyvah. Arkadaşlar, içeriği mi izliyorsunuz siz? Ha? Ben karar verdim, sizlerin disiplin problemi var. Evet. Ajan size geri bahçesi, iş güç, hak getire. Ondan sonra Deren bağırıyor. Deren niçin bağırıyor? Çünkü el birliğiyle Deren'i delirttiniz. Delirttiniz artık beni. Delirttiniz beni. Gerçekten artık delirttiniz beni. Ay. Ay Emre Bey, neredeyse düşüyordum. İyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Dikkat et. Hadi gel. Yoksa bunlar da niye ben hep böyle anları görüyorum? Niye böyle anlara şahit oluyorum ben hep? Susun, işinize bakın. İşinize bakın. Ya eminsin değil mi? Osman ayarladı yani her şeyi, hocayı falan. Ayarladı dedim ya kardeşim. Aramış işte Samet Hoca'yı. Samet Hoca buradaki bizim her istediğimizi yapacak, halledecek yani. Ama çok iyi denk gelmedi mi ya? Vallahi çok iyi denk geldi. Samet Hoca'ya haber verdim, az sonra geliyor. Teşekkürler, süpersiniz. Hadi etrafa bakalım biraz. Vallahi bizden hariç de memleketteki bütün kadınlar spor yapıyor herhalde. Sorma. Memleket olimpiyatlara hazırlanıyor. Bizim haberimiz yok. Yemin ediyorum her yerde sportmen. Dün deltoidlerime çok yüklenmişim. Bugün abdominallerime çalışacağım. Vallahi ben de leg curl çalışmaya ara vereceğim biraz. Berk Hoca'ya söyleyeceğim. Yeni program yazsın. Hamstringlere abartı yüklenmişim. Abartı kız istemiyorum. Abartıyı ben de sevmiyorum. Doğallıktan yanayım. Duydun mu Ayhan? Ne diyor? Doğallıktan yanayım diyor. Kına gecesine gelir gibi gelmiş buraya. Şş, kardeşim bir sessiz ama. Kına gecesine sen de geliyor musun? Ben gidiyorum. Aynen. O da bir nevi spor be, değil mi? Yani oynuyorsun, göbek atıyorsun. Göbeklerini birazcık eritirsin değil mi? Şöyle şöyle şeyler yaparız. Aynen. Ay, ya herhalde ben geçen çok ağır çalıştım. Ha? Yanlarım ağrıyor da çok ağır çalıştım herhalde. Aynen ya. Ben de var ya şekerim, bir yüklenmişim pilatese geçen. Of, bellerim kopuyor vallahi. Bellerim ne ya? Derede çamaşır mı yıkıyorsun Ayhan? Ne diyeyim? Ay vallahi Samet Hoca'yla konuşacağım, bizim Samet Hoca'yla. Bana yeni bir program yazsın. Bu ne yani? Aynen ya. Ben de diyeceğim ki Sametciğim ya, nasıl program? Yani bize yeni bir şeyler yaz. Yor bizi Sametciğim ya. Terlemiyorum bile yani yazdığım programda, anladın mı? Sporda terlememek olabilir mi? Aynen. Kim bu? Kesin bizim Samet Hoca sizsiniz. Sizin Samet Hocanız, evet. Ayhan ve Sanem değil mi? Ha, aynen. Şey, abim aramış. Evet, evet, görüşüm Osman'la. O zaman buyurun. Etrafı gösterirken anlatayım size. Ha, eşyalarımızı alalım. Tabii tabii, bekliyorum. Samet Hoca, şu abdominallerin üzerinde çalışalım diyorum. İlk önce işlerimizi halledelim, ondan sonra konuşuruz detaylı. Ayhancığım, hazırım. Dediğim gibi, zamanla cihazları tanırsınız. Sporda genel temizlik dışında her gün aletlerin gündelik temizliğine yardım edeceksiniz. Ha bir de
kirli havlular vesaire eşyaları da çamaşırhaneye götürülecek tabii. Burada da yardım edersiniz. Bunların karşılığında her gün birer saat spor yapabilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz bir soru var mı? Yani biz belli bir saatte mi gelmek zorundayız buraya? Normalde tabii. Ama Osman'ın hatı var arada. Dilediğiniz saatte gelebilirsiniz. Gerçekten mi? Hatta bu akşam bile spora başlayabilirsiniz. Ay çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun ya. Rica ederim. Osman'a çok selam söyleyin. Öğrencilerle ilgilenmem gerekiyor. Tabii. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın işinize siz. Konuşuruz. Hiç beğenmedim ben burayı. Ha, burayı beğenmedin ama değil mi? Kardeşim şuna bakalım. Nefessiz bakalım kalacaksınız ama bir nefes verin. Buna baksana şuna. Burundan alalım ağızdan verelim lütfen. Yemin ediyorum parayla hammallık. Hem para veriyor üstüne de ağırlık kaldırıyor değil mi? Mantıksız. Neredesin Sanem? Neredesin? Neredesin? Cey, ne oluyor? Niye bu kadar panik yapıyorsun? Çünkü Deren Hanım'ın Sanem saati gelecek birazdan. Sanem saati? Evet, yeni fark ettim. Sanem saati diye bir şey var. Her gün aynı saatte çıkıp Sanem diye bağırıyor. Nasıl? 4, 3, 2, 1... Sanem! Sanem diyorum. Ne? Gördün mü? Sanem diyorum ben. Geliyor. Niçin bana bakılmıyor acaba Sanem? Buyurun Deren Hanım. Sanem diyorum ben JJ. Sen Sanem misin? Sen Sanem'in dublörü müsün? Nerede Sanem? Hangi Sanem? Kaç tane Sanem var JJ? Birçok. Yeri geldiğinde bir dost, candan öte. Yeri geldiğinde hınzır bir yaramaz. Yeri geldiğinde Erzurumlu bir çaycı. Yeri geldiğinde New Yorklu bir kreatif. Yeri geldiğinde candan öte yani. Anlatabiliyor muyum? Tatlı mı tatlı? Bıdık, eşek sıpası. Bıdı bıdı bıdı. Bıdı bıdı bıdı. Alkış Gülisa. Alkış. Evet. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyecektin? Bugünlerimiz, yarınımız, her şeyimiz hizmet için geliyor. Sanem! Buyurun Deren Hanım. Sanem neredesin sen? Ben arşivdeydim, şimdi buradayım. Tamam. Ben ne isteyecektim ya? Ben bir şey isteyecektim de şu anda hatırlamıyorum. Cece o kadar kafamı karıştırdın ki hiçbir şey hatırlamıyorum şu anda. Vazgeçtim. Hevesim de karşı zaten. Vazgeçtim. İstemiyorum hiçbir şey. Gidiyorum. Cece süperdin. Süper. Beni çok iyi idare ettin. Değil mi? Çadır tiyatrosu yaptım burada resmen. İbiş oldum. Yakıştı ama sana. Öyle mi diyorsun? Neredeydin Sanem arkadaşım? Ben Ceyda'ların spor salonuna yazıldım. Öyle mi? Sebep? Sebep JJ, ne sebep? Gel şu an. Ne sebebi ya? Her yerde yamyam dolu ya, görmüyor musun sen? Zaten Emre Bey bir yandan, yamyamlar bir yandan. Nasıl yani? Emre Bey iyi bir insan olma yönünde ilerliyordu. Tekrar Dark Side'a mı geçti? Karanlık onu mu çağırdı? Emre Bey beni tehdit etti, söyledim ya sana. Doğru. Ondan sonra böyle çiçek vermeler, özür dilemeler, tiyatro çeviriyor ya. Ama senin biz onun maskesini düşürürüz yakında. Evet. Gözümüzü dört açmalıyız. Çok dikkat etmeliyiz çevremizdekilere. Kesinlikle. Gözümüz yani dört gözümüzle her yerde kulağımız, gözlerimiz olmalı sanırım değil mi? Özellikle ensemizde. Ensede. Her yerden çıkabilirler. Yamyam dolu zaten ofis. Evet. Her yeri kontrol etmeliyiz. Her yeri. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle hem de. Sanem. Can Bey. Ayrıca müsaitsen adama gelir misin? Arkamızda da gözümüz olmalı. Evet, bundan sonra. Hı. Daha çünkü yeni başladık. Yeni başladığımız için bu test gibiydi. Göz üzerinde. Tamam. Çok tehlikeli bir yer olmaya başladı burası. Çok.